Tam kapanma öncesi Antalya'da son nikahlar kıyıldı. Kapanmaya saatler kala dünya evine giren İbrahim Bakkalcı, çok yoğun geçti. İki ayağımız bir pabuca girdi. Hiçbir şeyi yetiştiremedik. Şansımıza nikah tarihi bugündü, nikahımız ertelenmedi ama sonraki planlarımız ertelendi dedi. Antalya'da 17 günlük tam kapanmaya girmeden önce, nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Önceden gün ve saatleri belirlenen çiftler, tam kapanmaya girmeden, dünya evine girdi. Nikahı kıyılan çiftlerden damat İbrahim Bakkalcı, çok yoğun geçti. İki ay ayağımız bir pabuca girdi. Hiçbir şeyi yetiştiremedik. Şansımıza nikah tarihi bugündü, nikahımız ertelenmedi ama sonraki planlarımız ertelendi. En azından balığımızı gerçekleştiremeyeceğiz. Düğün zaten yapamıyoruz, hayalimizdeki gibi olamayacak, pandemi sebebiyle belki hiç olmayacak. İleride düğün yapmayı düşünüyoruz dedi. Çok yoğun geçti. İki ayağımız bir pabuca girdi diyebilirim. Çok telaşlıydı. Hiçbir şey yetiştiremedik aslında. Sıkış tıkış bir nikah oldu şansımıza bugündü. iptal veya erkene çekilme olmadı. O konuda biraz şanslıydık. Ama sonraki planlarımız ertelendi. En azından balayımızı gerçekleştiremeyeceğiz. Düğün zaten yani düğün hayalimiz vardı. Onu zaten yapamıyoruz. Hiç hayalimizdeki gibi olmayacak. Belki hiç olmayacak. Pandemi öncesinde nikahı kıyılan Serkan Gönen'de yetiştirebildiğimiz için mutluyuz. Tam kapanmadan önce nikahımız kıyılıyor. Eşim yabancı. Hızlı bir şekilde çağırdık. Kapanma olmadan nikahımız kıyılsın diye. Sağ olsun yetiştirdiler. Kapanma öncesi bize hediye oldu. Yetiştirme heyecanı vardı. Şu anda daha da heyecanlıyız. Son dakikalarımız, hayallerimiz vardı. Doğum gününe denk getirmeye çalışıyorduk ama 7. aya kadar uzamaması için şimdi kıydık. Mutluyuz. Balayı programı yapacağız ama kısıtlamada nasıl olacak bilmiyoruz diye konuştu. Mutluyuz yetiştirebildik kapanmadan sonra önce. İyi mutluyuz. Eşimiz zaten onun için çağıtırdık. Hızlı bir şekilde gelsin kapanma öncesi yapalım diye. sağ olsun yetiştirdiler. Yo kapanma bugün almıştık zaten. Günümüz bugündü. Önceden gelmiştik. Eksik bir aramız vardı. Onları hallettik. Kapanma öncesi bize hediye oldu. Yetiştirme heyecanı vardı. Şu anda daha da heyecanlıyız. Son dakikamız kaldı. Ondan dolayı işte heyecanımız var tabii ki. Hayallerimiz vardı. Aslında doğum gününe denk düşürmeye çalışıyorduk ama iş o kadar uzayacak da 7. aya kadar. Ondan önce yapalım dedik. Ee, yani şu anda mutluyuz ya. Bekliyoruz sadece saatimizi bekliyoruz. Var, Almanya inşallah orada düşünüyoruz. Hiçbir şey yapacağız.